Anlatın bakalım. Şimdi arkadaşım geliyor. Arkadaşımın birinin cep telefonunu alıyor, müdür olarak kullanmak için. Kimi? Bir dakika, sesli konuş, yüksek sesle konuş, anlayalım. Ne konu ne abi, konu ne? Onu konu ne? Konu emanet telefonu alınması. Ben anlatayım. Bir dakika, konu emanet telefonun alınması değil yani. Cep telefonu. Şimdi cep sen telefonu. Bu adama telefon mu verdin? Ben vermedim abi, başka bir arkadaşım, hatta akrabası yani. Akraban mı? Arkadaşım. Ne? Arkadaşım. Arkadaşım. Bak nasıl oldu biliyor musun? Dikkat et, onu düşürsen yalancı seni düşürür. Yalancı bu arada benim kardeşim, ona göre. Evet abi, ama. Ben adamdan telefonu aldım, tamam mı? Evet. Benim telefonu aldım. Kullanmak için. Hamza'nın telefonları kullanıyor. Yani sevgilisine mesela, yani mesela atıyordu benim telefonumdan, mesajlar kalmış. Ben dedim ki sil dedim, yabancı numara dedim kalmasın. Sesli konuş. Tamam da şimdi sen sevgilini... Bir dakika, arkadaşın sevgilisini sen niye alıyorsun? Bir dakika. Sen ne biçim direkt anlasın arkadaşım? Konuyu bir anlatsın ondan sonra. Hakaret etme lütfen benim yerim. Evet buyurun. Abi zaten senin yeğenin olduğu için hakaret ediyorum ya. Böyle bir şey var. Şimdi sen biri sana telefon da verdin. Bir dakika. Bir dakika. Konunun anlaşılabilmesi için bunu benim tekrar etmem lazım. Şimdi bir arkadaşın sana telefon mu verdi? Telefonları bir haftalığını değiştirdim. Değiştiniz. Yani benim telefonumu aramadım, onun telefonunu ben aramadım. Numaralar mı değişti, telefonlar mı değişti? Ya telefonlar değişiyor be kardeşim. Telefonun hafızasındaki kalan telefonu kullanıyor arkadaş. Sim kartlar aynı ama kendi, değil mi? Kendi telefonumu kullanıyorum şu an. Ama memory kartında da telefon olduğu için, orayı anlatıyoruz. Kartı. Sen telefon rehberine baktığında memory kartında onun numaralarını görüyorsun. Rehberde değil, mesajlarda. Anladım. Mesajlarda çarptı. Sen şimdi onun telefonunu aldın. Sonra mesajları gördüm. Yok, onun telefonu değil abi, benim kendi telefonum. Tamam, kendi telefonum. Ha, selam nasılsın yanlış, ben de dedim ki, sen kimsin yanlış. Ama o mesaj daha önce ona verdiğin evet, için evet, ona gitmiş. Evet. Sen de farkında değilsin. Evet, ben de farkındayım. Doğrudur, çünkü aynı şeyi bana da yaptın. Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Emre bana da yaptın. Bir dakika. Doğrudur diyorsun da, Sedat'la lan mı oynadın ismi? Ama ben Facebook'ta mesela 3 gün önce yazdığım mesajı, Facebook'ta ben Emre'ye 3 gün önce bir mesaj yazdım. 3 gün sonra okumuş, bana ne oldu ki abi, niye kızdın dedi. İyi, halbuki... Tamam, iyi tamam da güzel kardeşim bak, Sedat iyi tabi diyor. Ben sana önce telefonu... Haa mesajın, sen mesajı bir anlat bakayım bir dakika. Mesajın şeyi... Abi ben anlatayım, Mustafa abi anlattım. İzin vermiyorsun ki adama. Mustafa abi anlattım ha. Bir dakika, sen bir izin ver de anlatsın önce ben. Anlat bakayım. Şimdi bunu sen hadi geçti. Selam nasılsın yapmış? Ben de hani, birazdan da mesajlaştıkken baktım yabancı numara. Sen kimsin yazdın? Ben olmuyorum. Sen kimsin? Mesaj atmışsın. Sen dedim. Bir şey içtin mi? Yok, hiçbir şey. İçkin mi? Abi bir ara. Hiçbir şey değil mi? İçmem. Niye böyle konuşuyorsun sarhoş gibi? Ne bileyim. İçmem sarhoş. Evet. Şahinleri bir hediye bulduk. Tamam. Ondan sonra sen kimsin yazdın? Sen kimsin dedim. Mesaj atmışsın dedim. Hayır dedim. Peki dedim mesaj atmasın dedim. Ben size niye atayım dedim. Sonra aklıma geldi. Mustafa abim dedi, kesin dedim, bu atmıştı. Sizin benim... Mustafa'nın mı attın mı o değil, o başka mı Mustafa? Ha. Mustafa da yalancı mı? Yok. Bizim Mustafa yalancı da öyle. Bizim arkadaşım benim doluyum yani. Ondan sonra, ben dedim ki siz dedim, galiba dedim, Mustafa abi dedim, biz ona dayı diyorduk işte. Ya yüklü dışı, her şey dayı diyorsun diye bana diyor. Ondan sonra... Siz olsanız herhalde, pardon üzüldüm ben. Yalan söyleme, kızı asıldık şimdi. Bir dakika, konuya bir hakim olalım, kamera açık ya. Bak, şimdi sen bunu... mesaj hayır, yanlış... Hayır, sonunda öyle bir basınsa mesaj olarak, bu olayın bir tane gitmek istiyorlar. Sen şimdi, değiş tokuş yapılmış, belirli bir süre kullanılmış bir telefondan gelen mesaja anlamadığını için karşılık verdin. Yani bu telefon... Evet, anlaşıldı. Yerim sizin arkadaş. Sen şimdi sonra ne oldu? Sonra bir tane mesaj abla numarasını da sildim. Evet dedi, onun da ya olaya bakar mısın? Ondan sonra olaya bak. Kız da o adama söylemiş. Bu numaran işte. Eyvah, adam da seni dövmeye mi geldi ya? Öyle bir olay yok. Eyvah. Ondan sonra... Hüsnü'nü al... Bu da Mustafa abi aramış, bizim Mustafa abi. Tamam mı? Demiş ya, senin yeğenin işte... Yalan diyor. Bir de zaten sana küs veya... kaç mesaj? O da... Yani. Kaç tane mesaj? 3 tane mesaj. Kim? Olayın özelliği biliyor musun? Bu Şahin sürecisi olduğu gibi sapık zaten, tamam mı? Ciddi söylüyorum, harikadan sapık bunlar. Yani aile boyu sapıklar. Bak, 3 tane mesaj attım. Selam, kimsin?
O da yazdı, sen kimsin, ben de miyim? Mesaj atmasan dedim, ben de niye sen? Oğlum niye yalan söylüyorsun? Dedik, benim kadınlara geldi bir adam değil. Abi, sana Mustafa abi anlatmadım bunu. Emre öyle bir adam değil. Sana Mustafa abi anlattı. Emre'yi ben Aksaray'a götürdüm bundan iki hafta önce. Dinliyor musun? Ya, ben kaç tane? Peşinde 10 tane erkek var, 3 tane kız var. Hepsi yabancı kız. Kura bakma. Gittiğinde ben hayatımda Aksaray'da bu kadar kadını bir arada hiç görmemiştim. O da bunun şansını aldı. Kaç tane vardı orada insan? Saymıştım kesin. Bak sana ben bir şey söyleyeyim. Herhalde 200 tane insanın içinde 20 tane erkek bir kız. Aksaray'da patlak. Kaç tane kadın vardı? Ne? Kaç tane kadın vardı? Dinle. Saymıştım lan. Yalan söylüyorum. Dinle. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ve kafasında 1 milyon yaptım bunun. Kulüpte. Kokteylde. Doğru mu? Ertesi gün beni arıyor abi. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Abi ben çok atayım ya. Abi arası ya. Ertesi gün de hasta. Öyle. Hiç kadınla madınla şey yok. Sapık tribün adam sana ben bir şey söyleyeyim. Sen gitseydin. Sen ben seni duvarda tanıyorum. Bu adam bir kere birine bakmadı lan. Ulan benim öyle bir şey oldu. Bir botunu mu ki ya? Belki bir şey. Evet abi anlat. Sapık dedin ya ama benim tekrar etmem lazım. Hayatım, olayı anlamayayım. Tamam dedim işte böyle dedim. Bu da ona sanmış, o da beni aradı. Yok dedim dayım, senden sil dedim, sen de silmemişsin dedim. Bir tane almış, ne sana kimsin yandı, o kalmış bir de. Tamam, Mustafa ne dedi sana yabancı? O da dedi, o da beni aradı. İşte dedi, sen dedi, niye herkesin manitasına asılıyorsun işte. Hayır, yabancı o da buna dedi. Zaten bahane arıyor ya bunu, ezildik ya, anladın mı? Evet. Hayır, bahane yok, normal iş ya. Ben telefon konuşmasına ben şahidim ya. Başka bu saf bir çocuk, tamam mı? Yani, bak dinle. Bak bu çocuk benim, sen de söylüyorsun doğru mu? Benim hayatımda gördüğüm en saf çocuklardan biri. Kim saf? O. Tatlısı bunlar da olabilir. Bunlar demiyorum bak, o anlamda değil. Sen Kastamonu malının ne demek olduğunu bilir misin? Taş düşebiliyor, kaya çıkabiliyor, ay çıkabiliyor. Bak şimdi bu adam Kastamonu kökenli. Benim üvey baba tarafımın, yani benim üvey amcamın oğlu. Tamam mı? Şimdi, doğru mu oğlum? Evet, doğru. Yalan mı? Kesin yalan. Bak hiç alınmaz, başka biri bana söylese. Aynı pozisyonda ben olsam kafasını gözünü kırmıştım. Yani burada herkesle paylaşmayız bunları. Şimdi bu çocuk bir mülayimdir, iki saftır, üç de temiz kalptir. Yalancının biraz farklı. Ya bırak yalancının mesajı ya. Yani, diyeceksin de harcan geldi biraz önce. Bırak bu işleri bunu. Çakalık yapma bana şimdi. Ya arkadaşım ben senin telefonun ne oluyor? Ya sevgiler var ya. Ben senin yerin üçte. Çok yargın yazın. Şuna bakıyorum. Buradan bir karı için beğeniyorum abi. O karıyı yürütüyorum. Ben çok top değilim. Böyle bir şey var mı ya? Olabilir. Hadi herkes senin gibi anlamı var değil ki. Bu adam erkek be kardeşim. Canı sıkılmıştır. Ya bırak bu işi. Muhabbete ihtiyaç duymuştur belki. Abi sizin sülale böyle zaten. Kabul edilir. Ben öyle bir sülale değil. Ulan şimdi beni konuşturma, beni konuşturma. Eşli girip. Kızı tanımıyor, iyi tanı bak şimdi. Beni de tanıdık onu. Ulan şimdi beni konuşturma lan, serbest girip. Neyse ben bir şey söylerdim ben işte, çok ağırına göre. Bu çocuk, şurada Elena'yı biliyorsun, sen tanıyorsun. Elena kim o? Ben bunu gece... Sen tanamazsın oğlum, sen öyle bir şey. Bu çocuk her akşam buraya gelir, her akşam kaç tane kızla, kaç tane insanla tanıştığını bir şey söylemiyorum sana. Ben uyurum burada. Ha. Bak ben eğer ben bunun yaşında beni abim bir usta Ukraynalıyla yalnız bırakacak geçmişte 17 yaşında 20 yaşında bunun yaşlarında vallahi bile abi dinlemezdim yani. Abi ya, Rus bu meyveni yok. Rus'un kafası güzel. Ben sana... Sakin diyor. Bırak bu işleri ya. Merak kap. Bir dakika. Rus'un kafası güzelmiş. Sakin. Sen de tanıyorsun, o da tanıyorsun. Sen bilmiyor musun oğlum? Hangi Rus oğlum? Çocuk korkusundan kaçtı lan, kaçtı. Evine kaçtı bak. Bir rehin alacak bunu. Doğru mu? Oğlum bana nasıl Ruslar? Tamam. Çatça kadar rehin aldı lan seni. Gel baba. Hiçbir şey. Çıta kurtarmış kendini. Şşş Emre hiçbir çıta kaç. Müsaaderim yok. Bir dakika abi diyor beni yiyecek bu diyor var ya ben kaçmak istiyorum. Ama ne bırakmıştır oğlum bu çocuk öyle bir şey her akşam burada bu her akşam farkı var mı? Abi lan sen kendin asosyalsın. Ne var abi? Kesin onun için geliyordur bu çocuk her akşam buraya. Tamam mı abi? Neyse kapatalım yüzünü ne yapıyorsunuz? Kızı bekliyorsun bak diyecek. Gör de şu bin defa kalktım bir oturttu diye çalışacak. Abi ya, abi yok kamera çıkıyor. Abi işte. Evet. Görüyor musun? Ben sonra tutuyorum.